2 yıldan beri inan ne abdest alıyor ne namaz kılıyor. Yani namaz abdesti bıraktık. Oğlum Kırıkkale'de oraya banyo yapmaya gidiyor. İnan çoğu zaman günlük gezmişliğim oluyor yani. Temizlik olmayınca bu hastalık geçer mi kardeş? Yani korona yakalıp ölecek yani. Doğrusu bu. Elimizi Allah açıyor. Devlet açıyor. Devlette Allah razı olsun. Ne gelen var, ne giden var, ne soran var. Lağım akıyor orada, lağım. Köpeklerin arasında benim çocuğum ders çalışıyor. Dersleri izlemek için falan tepelere çıkıyorum. Öğretmenlerimi inandıramıyorum. Bakın artık eğitim sistemi çöpü. Ezan ya bu. Cami. İnsanların namaz kılabileceği bir cami yok. Kova kova bidon bidon evime su taşıyorum. Akıntı var. Bu akıntı inanamayacaksınız ama İç Anadolu'nun denizine, Savcılık plajına akıyor. Savcılık Büyükoba'dayız. TOKİ konutlarındayız. 116 haneli TOKİ konutlarındayız. TOKİ konutlarının sorunu çok, birçok mesaj geliyor. Yeşil Kaman TV'ye birçok mesaj geliyor. Mesajların içeriğinde duyunca inanamayacağımız şeyler var. Abdest namazlı insanız, gusül abdest almaya savcılığa gidiyoruz, kamana gidiyoruz gibi ifadeler var. Şimdi mahalle sakinlerinden, TOKİ sakinlerinden buradaki sorunları dinleyeceğiz. Detayları alacağız ve muhteşem bir manzara var. Şu an İç Anadolu'da nadir görülebilecek bir manzara var. Kıymeti bilinmeyen bir manzara var. Bu manzarayla ve sorunlarla sizi baş başa bırakacağız. Kaman Savcılı Büyükoba Tarım Köyü projesiyle yapılan TOKİ konutlarındayız. TOKİ sakinlerinin sorunları saymakla bitmiyor. Bunlardan sakinlerden bir kişiyle görüşeceğiz şimdi. Efendim, çok sorundan bahsediyorsunuz. Aynen öyle. Birkaç tanesini alabilir miyiz? Sorun nedir? Başta su. En doğal ihtiyacımız olan su. Evet. Sonra Türk Telekom altyapı yolu. Burada hiçbir komşumuzun çocuğu gelip burada 2 gün kalmıyor. Niye kalmıyor? Çünkü ödev yapamıyor, ders çalışamıyor, bilgisayar kullanamıyor, telefonlar çekmiyor. Sorunlar o kadar büyük ki. Kaç yıldır buradasınız? Ben 3 yıldır buradayım. 3 yıldır ama, bu sorunlarla yaşıyorsunuz. Evet, ama geldiğime pişman oldum. Yani burası tarım köy projesi diye geldi. Biz eşimle geldik, emekliyiz, ikimiz de emekliyiz. Gelelim buraya yerleşelim, memleketim benim burası. Evet. Ben Kamanlıyım, Kaman doğumluyum. Gelelim burada, ben İstanbul'lu iş adamıyım. Geleyim burada memleketimde bir şeyler yapayım dedim ama geldiğime geleceğime pişman oldum. Evet. Yani su yok. Hadi suyu muhtarımız bir nebze çözmeye çalışıyor sağ olsun. Çözmeye çalışıyor. Şimdi bir proje hazırladık. Onu uygulayabilirsek su sorunu çözeceğiz. Ama internet yok. Telefon yok. Orada kanalizasyon akıyor. Lağım akıyor orada. Lağım. Yani o kadar sorun büyük ki. Ve kimseye, benden önceki arkadaşlar ulaşmaya çalışmışlar, kimseye ulaşma şansı yok. Ne özel idareden bir ilgi var, ne TOKİ'den TOKİ'ye ulaşabiliyoruz. Biz diyorlar yaptık, bitirdik, işimiz bitti. Bu kadar insan ne yapacak? Yani şuraya bir bakın. Bir göster arkadaşım burayı. Yani şöyle bir yer, Marmaris'te, Bodrum'da $1 milyon eder. Ama buradaki evler 100.000 liraya satılıyor. Yani millet elinden atayım satayım da kurtulup buradan kaçayım diye uğraşıyor. Yazık, günah değil mi? Yani burası niye turizme açılmasın? Hayır, burası turizme niye açılmasın? Bir söyleyeyim bana. Turizme açılması lazım aslında. Böyle kıymetli bir cevher var elimizde. Mutlaka o kadar güzel potansiyel var ki gidin burada bir akşam güneş batışını bir izleyin. Bayılırsınız, muhteşem. Tüm yetkililere buradan sesleniyoruz o zaman. Yani, elimizdekinin kıymetini bilelim. Birileri el uzatsın. Yani gerçekten uzatsın. Çok yazık yani. Böyle bir potansiyel yazık. Her evin yaklaşık 1000 metrekare yeri var. Adam domates, biber ekecek, suyu yok. Çocukları gelecek, durmuyor. Bakın burada bugün sabah 2 tane çocuk ağlayarak gitti. Zoraki götürdü babası. Telefonu çekmiyor, interneti çekmiyor. Arkadaşlarıyla mesaj kuramıyor. Ders çalışamıyor, ödev yapamıyor. Konut sakinlerinden Sadi Bey ile beraber. Sadi Bey de çok dolu, çok dertli, birçok sıkıntı sıralıyor. Evet. Efendim, ana temel sorun nedir? Su, sorunumuz su. Daha önce elektrik... Şimdi su sorunu bir açabilir miyiz Sadi Bey? Ben 2012, benim ismim Sadi, soyadım Karacıoğlu. Evet. Buraya ilk gelenlerden biri benim. Geldiğimde ne elektrik vardı, ne su vardı. Yani sadece TOKİ evleri var. Dağın başına ev yapmışlar.
su deposu yok, bir şey yok. Şimdi Sadi Bey, evet, sırayla gidelim. Burada 116 konut var. Evet, 116 konut var. Kaçı dolu? Aşağı yukarı 15 tane falan. Tam oturan 7-8 kişi, yani kışlı yazlı. Evet, tam borcunu ödemiş, mülkü kendisine almış olan var mı? Toki'nin mi hala? Bir iki kişi var yani tapusunu alan. Hepsini ödeyip, tamam, indirim oluyor ya. Toki buraya su çekmedi mi? Su yok, çekmişler fakat su yok. Hani su hatlar var, hat var, su yok, depo yok. 6 yıldır böyle. Ben 8 yıldır, ben 2012 yılında geldim. Kardeşim, su sorunu bitmedi, hala da devam ediyor. Yeni gelen arkadaşlar var, onlar da mecburen su olmadığı için kuyu vurdular. Her evin altında aşağı yukarı bir kuyu var. Yarın bizde ileride Konya gibi çökme olacak, evler de çökecek. Obruk yani obruk. Parası olan kuyu vurduruyor. Olmayan bizim gibi garibanlar, emekli adamım ben kardeşim. Emekliyim, emekli memurum. Ben Cumhurbaşkanı'na yaşadım. 67 yaşındayım ben. Biraz yani sonra abdest alan, namaz kılan, haca gitmiş bir insanım. Hanımımla beraber günlük namaz kılıyor biz. Fakat 2 yıldan beri inan ne abdest alıyor ne namaz kılıyor. Yani namaz abdesti bıraktık. Oğlum Kırıkkale'de oraya banyo yapmaya gidiyor. İnan çoğu zaman günlük gezmişliğim oluyor yani. 2021 yüzyılda millet, yani bütün devletler uzayda yıldızlara giderken bizler bir suyu getiremiyorlar yani. Anlayamadım yani. 67 yaşındayım. Ben şurada yaşasam 3-5 sene daha yaşayacağım kardeşim. Korona olmasaydı bu su da gelmeyecekti. İdare eden bu su. Yarın yine bitecek. Hatta akmıyor bile. Çoğu zaman akmıyor. Perişanlık. Yani korona yakalıp ölecek yani. Doğrusu bu. Temizlik olmayınca bu hastalık geçer mi kardeş? Anca diyor ki temiz gezin diyorlar. Şey yakın. Tamam, şeyde attık ağzımıza ha. Fakat banyo yapmayınca, temizlenmeyince geçer mi kardeşim? Olmuyor. Yani durumumuz vahim yani. Evet. Buraya ev yapmışlar fakat su yok. Kanalizasyon yok. Aşağıda kanalizasyon var. Sivrisinekten geçilmiyor. Yani hastalanı yok. Eskiden şey olurdu. O sivrisineklerin soktuğu hastalık olurdu. Sıtma olurdu. Evet. Yani aynı burada da başladı. Hani boş akıyor. Denize yani ırmağa akıyor su. Yani güzelim burada cennet yeri de kirletiyor muyuz? Evet. Kanalizasyonla. Tabii. Bile bile yani dışından akıyor. Yapanlar yani nasıl yaptıysa yani bilmiyorum. Vebalı onların boynuna. Orası kimin sorumluluk alanında? Toki'nin mi? Özel idare. Toki'nin sorunu. Hayır, burada mesela yağmur yağıyor. Felaket oluyor. 3-4 tane evi burada şey alıyor. Sel alıyor. Toki nasıl bir şey yaptıysa. Yani selin altında kalıyor. Ha, burada gösterelim isterseniz. Emlak konut yetkilisi var mı şu an burada? Burada hiçbir şey. Emlak konutta şey yok. Bir muhtarımız savcılığın içinde. Biz dışarıdan mahallesi gibi olduyuz. Oluyor yani mahallesiyik. Fakat bizine ilgilendim diyor. Yani ayrı bir muhtarlık olsak belki başımızın çaresine bakarız. Oraya bağlı olduğumuz için orayla köyün içindekilerle ilgileniyor. Bizki Allah'a kaldı ikimiz yani. Havaya açıyor. Elimiz Allah'a açıyor. Devlet açıyor. Devlet de Allah razı olsun. Ne gelen var, ne giden var, ne soran var. Herkes kendi şeyinde. Ben kardeşim Cumhurbaşkanı'na yaşadım inan yani ya. Benim de şurada 3-5 senelik bir ömrüm var. Ben hanımımla buraya gelmişim, bir karı bir kocayım, çocuklar ayrı. Yani perişanız kardeşim. Paramız da yok ki kuyu vurdursa da yani su çeksek. Ne çamaşırımız yıkanıyor, ne bulaşığımız yıkanıyor. Makineler içeride çürüdü, çamaşır makinesi, buzdolabı hepsi arızalı. Su yok. Bizim başımız yani bize bir çare. Evet. Halkın içerisinde olan ve tepkili kıyafetle birçok köye, kente, ilçeye ziyarette bulunan Kırşehir Valisi Sayın İbrahim Akın. İbrahim Akın'a buradan çağrıda bulunuyoruz. Buradaki vatandaşlarınızın, Sadi Bey güzel bir cümle söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaşıtım. Korona için, koronayla mücadele için su lazım. Ve TOKİ bizimle ilgilenmiyor. Birçok yere başvurduk. Onun için Sadi Bey'in notunu Sayın Vali İbrahim Akın'a iletiyoruz. Evet, konut sakinlerinin büyük bir sorunu da internet ve telekom altyapısı. Öğrenci kardeşimiz ve velileri de burada. Ders çalışmakla ilgili sıkıntılar var. Nedir efendim sıkıntı? İnternetimiz yok. Burada uzun vadede kalmak istemiyoruz. Çünkü sürekli kesildiği için sıkıntı yaşıyoruz. Bayramda eşimizi dostumuza ulaşamadık. Zorluk oldu. İsterdik ki rahat rahat konuşabilelim. İnternetten faydalanabilelim. Şu an internetten faydalanamıyorsunuz. Çok zor. Bazen çekiyor, bazen çekmiyor. Odadan odaya koşuyoruz. Köşe bucak internet nerede çekiyor diye tepelere çıkıyoruz. İnternet çekmiyor. Telefon çekiyor mu? Telefon bazen çekiyor, bazen de çekmiyor. Düşmediği de olmuş oluyor. Ama internet de çoğunlukla çekmiyor. Evet. Burada bir öğrenci kardeşimiz var. Siz uzaktan eğitimi nasıl tamamlayabiliyorsunuz? Ben hiçbir şekilde katılamıyorum. Hep EBA TV izliyorum. Ama onunla da bir şey yapamıyorum. Evet. Genelde tepelere çıkıyor. Yani biz çocuğunuzu tepelere çıkartıyorsunuz, evet, ders çalışıyorsunuz. Ders çalışıyoruz aynı. Köpeklerin arasında benim çocuğum ders çalışıyor.
Biz 7 sene oldu buraya aldığımız ama ben hiçbir gelişme göremedim. Ne internet bakımından, ne telefon, ne televizyon, hiçbir şekilde bir bakımı yok. Çöplerimiz o şekilde, yığılı bir şekilde. Sivrisinekler öyle, çocuklarım genelde hep alerji oluyorlar, mikrop kapıyorlar. 7 senede geldiğim ya 2 gün ya 3 gün. Korona çıktı geldik, keşke evimizde kalsaydık. Her tarafı pislik götürüyor. Nasıl olacak bu iş? Şuradaki suyla ben bir ay evimi idare ettim. Ama olacak gibi değil. Sağ olsun komşularım yardımcı oldu. Suyumu o şekilde çektim. Benim çocuğum 13 yaşında ve hiçbir şekilde hiçbir dersinde çalışamadı. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun kardeşim? Şimdi 7'ye geçtim, okullar kapandı. Gruplara girip dersleri izlemek için falan tepelere çıkıyorum. Öğretmenlerime inandıramıyorum. Öğretmenlerim de zaten Ankara dışında olduğumuz için pek bir şey yapamıyor. 2020 ve nasıl oluyor da çekmeyen bir yerde yaşıyorsunuz diyor. Nasıl oldu? Öyle 2020 yıl 20 ama hiçbir şey yok ya. Sanki biz 99'larda 79'larda yaşıyoruz. Böyle bir şey mi var? Sen bu evleri yaptıysan geleceğini de düşünmen lazım. Parayı alıp kenara çekinmek varsa o zaman biz de öyle yapalım. İşlerimize gidince paramızı alalım, kenara çekilelim. Buraya temizlik lazım. Bura TOKİ. Dünya çapında duyulmuş bir şey. TOKİ yani. Sen buraya bakmak zorundasın. Boş köpekler var mesela. Çobanlar hayvanlarını gezdiriyorlar. Köpekleri var fakat hiçbir şekilde sahip çıkmadıkları için her çiti olmayan bahçelere girip insanların ektiği bir şeyleri çok rahatlıkla yiyip talan edebiliyorlar. Hiçbir şekilde cami ezan sesi yok. Komşularımızın desteğiyle buraya apörler çekildi ve ezan sesi duyuyoruz biz. Böyle bir şey var mı ya? Bırakın artık eğitimi, sistemi, çöpü. Ezan ya bu. Cami. İnsanların namaz kılabileceği bir cami yok. Herhangi bir şey, mescit falan hiçbir şey yok. Kendi imkanlarınızla onu da oluşturdunuz. Evet. Her şey daha komşularımızın sayesinde. Burada birlik, beraberlik var. Lütfen sesimizi duysunlar. Ellerini uzatsınlar. Biz de yardım edelim. Burayı geliştirelim. Mahmut Bey'in dediği gibi Bodrum ya. Ben defalarca Bodrum'a gittim. Ben şurayı Bodrum'a değişmem. Değişmem yani. Böyle güzellik varken niye bu insanlar Bodrum'a gitsin? Başka bir yere gitsin? Gelsinler. Evet. Türkiye Cumhuriyeti bayrağının, şanlı bayrağının dalgalandığı bu sitede TOKİ'nin dünyaca ünlü, ablamın da söylediği gibi, dünyaca ünlü TOKİ'nin yaptığı konutlarda ezan sesi duyulmuyor. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla ezanı duyuyorlar. Bu da dikkat edilmesi gereken bir konu. Kırşehir, Kaman, Savcılı'da TOKİ'nin villa dediği alandayız ve vatandaşlar çöp konusunda çözümü yakmakta buluyor. Belli zamanlarda alınması gereken çöp aylarca alınmadığı oluyor ve buna karşı vatandaş kendi çöpünü yakarak kurtuluyor. Bu alan tarım projesi aslında değil mi? Köy projesi. Evet. Bakın şu gördüğünüz alan bize eksinler, bitsinler, geçimlerini sağlasın diye verilmiş. Ancak buradan bir sel geldiği zaman burayı alıp götürüyor. Benim 6 ayda yaptığım şeyi alıp götürüyor. Bu deponun olduğu yerden yukarıdan sel geliyor. Ve burayı şu gördüğümüz yeri alıp götürüyor tamamını. Bura dere yatağı olarak. Dere yatağı. Dere yatağını bize tarım yapsın diye vermişler. Oysa ki şuradan bir kanal açılsa buradaki dere şeye verilebilir. Drenaj yapılmasa. Verilebilir ve ana dereye verilir ve burası tamamen kurtulmuş olur. Ama öyle bir şey yok. Burada bütün sıkıntı ilgi yok. Burayı TOKİ müteahhite yaptırtmış. Ana demiş ki ha tamam, görev vatandaşı almış, ondan sonra bırakmış gitmiş. TOKİ karışmıyor. Özel idare karışmıyor. Muhtarlığın bütçesi yeterli değil. Ne kadar çırpınsa yapayım bir şeyler yapayım diyor ama yetişemiyor adam. Ne yapsın? Şu an görmüş olduğunuz yer TOKİ konutlarının hemen birkaç yüz metre üzerindeki su deposu. Bu kadar yakın bir mesafeden ilk evin içerisine giriyoruz. En yakın ev burası. Evet, en yakın ev burası. Depoya en yakın evden musluğa bakacağız. Su akıyor mu, akmıyor mu? Mutfağa giriyoruz.
Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Zaten burada Çeşme'den getirdiğiniz bidon da var. Çeşme'yle. Müsaadenizle açıyorum. Evet. Öbürünü de açın. Öbürünü de açalım. O sıcak su zaten. Sıcak su hiç olmadığı için. Sıcak su yok, soğuk su yok. Evet. Bu suyu nereden getiriyorsunuz abi? Çeşmeden dolduruyoruz. Komşuların kuyularından dolduruyoruz. Evet. Evimizdeki suyun akabilmesi için Allah razı olsun komşularımızın kuyusundan hattımıza su bağlamaya çalışıyoruz. Evet. Şu anda esas olması gereken konum bu. Fakat çeşmemizden gördüğünüz gibi su akmıyor. Evet. Şu anda komşumun hattı bağlı değil bana. Evet. Yarın bir gün dese ki kardeşim başın çaresine bak ben susuz bittim. Evet. Şu şekilde gidiyorum. Demin görmüş olduğunuz çeşmemizden dolduruyorum. Kova kova bidon bidon evime su taşıyorum. Evet. Evinde gürül gürül suyu akan yetkililere buradan duyuruyoruz. Vatandaş bidonla çeşmeden sağdan soldan su getiriyor. 21. yüzyıldayız. Depoya birkaç yüz metre mesafeden evimize su alamıyoruz diyor vatandaşlar. Yetkililere tekrar duyuruyoruz. Savcılığı TOKİ'yi görüyorsunuz şu anda. Villa dediğimiz, köşk dediğimiz yerlerin hemen altında kanalizasyon, foseptik çukurunu görüyorsunuz. Ama foseptikle ilgili yapılan şikayetleri yerinde incelediğimizde büyük bir kaçak olduğunu kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Fahit'ciğim. Bu alana büyük bir sızma var. Sızmayla beraber akıntı var. Bu akıntı inanamayacaksınız ama İç Anadolu'nun denizine, Savcılık plajına akıyor. Arkadaşımdan rica ediyorum. Döner misin plaja? Buradan görüntüyü benimle beraber gelirse arkadaşım. Bu ağaçların arasından akıntı devam ediyor. Buradan önü kapalı olduğu için yola taşıyor. Yola taşan yeri görüyorsunuz. Taştıktan sonra sızıntı halinde devam ediyor. Ve buradan kanal halinde aşağı kadar devam edip sahile iniyor. Sakinlerin söylediği gibi Bodrum'da bile bulamayacağımız bir alan, özellikle plajlar dolu olduğunda tercih edilen bir alan, plaj olarak kullanılan bir alan. Bu alanın nezih olması, temiz olması için yetkilileri burada da göreve davet ediyoruz. Ablacığım, park alanı yok mu çocuklar? Burada park oynuyor. Alanımız yok. Park alanımız olanları da komşularımız çevirdi. Kendilerine bahçe yapıyor. Buna da devlet el vurmadığı için çocuklarımız bu şekilde. Kendi imkanlarımızla, kendi parkımızı alırız, kendi sallanacağımızı yaparız. Bu şekilde çocuklarımızı eğlendirmeye, çöplerimizi görüyorsunuz zaten. Su sıkıntısı, çöp sıkıntısı. Çocuğumuz her gün ağlamaktan parka gidelim, başka semtlere götürmek zorunda kalıyoruz. Başka semtler de var ama uzak mı? Uzak olduğu için gidemiyoruz. Çocuklarımız da yani artık bunaltıcı şekilde oldu artık. Virüsten dolayı da gidemediğimiz için hiçbir imkanımız yok burada. Ama 6 senedir buradayız. Ne bir park alanı yapıldı ne bir şey. Millet normalde bırakın kaldırımını kendi bahçesine artık almaya başladı. Yani buna devletimiz el atsa daha iyi olur. Orta Anadolu'nun verimli topraklarını yarıp geçen Kızılırmak'ın üzerine batan güneş. Şu anki manzara İç Anadolu'da görüp görebileceğiniz en güzel manzara. Ve devletimiz TOKİ buraya 116 konut yaptı. Bu konut sakinlerinin 8 yıldır süregelen sorunları var. Bu sorunları telefon, internet, su, çöp, kanalizasyon, bunun gibi sorunları var. Çözülemeyen sorunlar. Bunun için muhtarlık, özel idare, kaymakamlık birçok kişi el atmış, birçok kişiye başvuruda yapılmış ama sorunlar çözümsüz kalmış. Gelinen noktada buradaki hane halkı çocuklarının buraya gelemeyeceğini, devletin köylerinize gidin,
tarım yapın teşviğine rağmen geldiklerini ve buna rağmen çocuklarını burada tutamadıklarını, okuyan öğrencilerinin özellikle son dönemde koronavirüs tedbirleri kapsamında EBA TV izlemek zorunda kaldıklarını, sadece internet üzerinden ders yapamadıklarını, sınavlarını veremediklerini ifade ettiler. Çöpleri iki güne bir kendilerinin yaktığını ifade ettiler. Görüntüleri de zaman zaman izlediniz. Suyun olmadığı için banyo yapmak için çocuklarının evine, başka yerde ev olmadığı için Kırıkkale'ye kadar gittiğini söyleyen 67 yaşındaki Sadi Bey. Onu dinledik. Birçok sorun dinledik. Birçok sıkıntı dinledik. Evlerin içerisinden muslukları inceledik. Parmak kalınlığında akan çeşmeyi gördük. 116 hanenin tamamına hizmet veren, yaz aylarında akmayan bir çeşmeyi gördük. Buradaki son durum bu şekilde. Bodrum gibi turistik alan olarak ilan edilebilecek bir yerde kanalizasyonun denize aktığını gördük. İç Anadolu'nun denizine, sahiline, kumsalına, plajına aktığını gördük. Bunun için bütün yetkilileri, başta Kırşehir Valisi Sayın İbrahim Akın'ı, Özel İdare Genel Sekreterini Kurtuluş Bey'i, İlçe Özel İdaresini, muhtarlıkları, kaymakamlığı tamamını göreve davet ediyor vatandaş. Biz de onların sözcüsü olmaya devam edeceğiz.